CRI Türk Haber. İyi günler. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Elbap bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerine saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Gaziantep Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan 3 askerden ikisi şehit oldu. Diğer askerin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün şehit olduğu saldırı ile ilgili gözaltına alınan 71 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumunda yaptığı konuşmada 15 Temmuz terörle mücadelede dönüm noktası olduğu ifadesini kullandı. Kalın, yıpratma girişimiyle Türkiye'yi zaafa düşürmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ın milletiyle kurduğu derin bağı anlamadılar. 15 Temmuz'un manasını inşa eden milletin cesareti ve kararlılığı bizim en büyük sermayemiz dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ'ler için şu anda 20 milyar liraya kadar kredi imkanı olduğunu, yakın dönemde ilave bütçeden artırılabileceğini söyledi. Şimşek, krediye erişimi arttırıyoruz. Yani KOBİ'liler tabii ki ana eksen olmakla birlikte KOBİ dışındaki firmaların da finansa erişimini mümkün hale getiriyoruz dedi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ma Shuaishu, uluslararası toplumun kapsamlı önlemlerle küresel göç yönetimini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, Çin'in bu konuda büyük lider ve koordinatör rolü oynayan Uluslararası Göç Örgütü'nü desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Çin ve Amerika arasında siber suçlarla ilgili 3. üst düzey diyalog bu hafta yapılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amerika'da düzenlenecek ve siber güvenlikle ilgili meselelerin ele alınacağı diyaloğa, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Gua Shengkun'la Amerika İç Güvenlik Bakanı Ye Johnson eş başkanlık edecek. Amerika eski Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger ve Madeleine Albright'a göre, Amerika'nın kalkınması yakın Amerika-Çin ilişkilerine dayanıyor. Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Wang Yimin, hükümetin yürüttüğü arz yönlü reformların piyasada beklenti ve güveni arttırdığını kaydetti. Çin'de 2009 yılında duyma engelli yoksul çocuklara yardım programının başlatılmasından bu yana yaklaşık 2 milyar 300 milyon yuan yardımla 200 bin duyma engelli yoksul çocuğa ücretsiz yapay kulak salyangozu nakli tedavisi uygulandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Turner, Amerika'nın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda diğer tarafların anlaşmayı devam ettirebileceğini söyledi. Dünyanın en büyük kum çöllerinden Taklamakan'da inşa edilen karayolunun korunması için 20 milyondan fazla ağaç dikildi. Uzmanların uzun etütleri neticesinde çöl şartlarına dayanıklı sebebiyle seçilen 20 milyondan fazla ağaç, devasa kum denizi boyunca adeta bir yeşil koridor yarattı. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, büyümedeki yavaşlamaya rağmen Çin'in ekonomik dengesizlikleri uygun biçimde giderebileceğini kaydetti. CRI Türk Ekonomi. BDDK Başkanı Akben, bankaların yabancı para net genel pozisyon oranlarının izlendiğini ifade ederek, bankalar şu anda dövize yönelmiş, dövize yatırım yapar pozisyonda değiller dedi. İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi geçen yıla ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin cari açık verilerinde hata yapıldığını açıklayarak düzeltme yayımladı. CRI Türk Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kazanması halinde gruptan çıkmasını sağlayacak olan tarihinin en önemli maçlarından birinde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup oldu. Bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-0'lık Dinamo Kiev maçını yorumlarken hakemi eleştirdi ve bu skoru hak etmedik dedi. Ukraynalı bir gazetecinin Türk taraftarların tribündeki davranışlarından dolayı utanç duyup duymadığı şeklindeki eleştiriye Güneş, "Siz sahadaki utanılır durumu yazabiliyor musunuz?" sorusunu sordu. CRI Türk
Hava Durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleriyle Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Isparta ve Giresun çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.